Orhan Yeniçeriler. Gazi dönemine gelindiğinde devlet artık aşiret kuvvetleriyle savaşları yürütemeyecek hale gelindi. Daha büyük ordulara ihtiyaç duyduğu zaman ilk başta Türk köylülerini yaya ve müsellem adı altında teşkilatlandırıyor. Vergi muafiyeti karşısında Türk köylüleri profesyonel asker olarak, yarı profesyonel asker olarak savaşlara gidiyorlar. Tabii burada şunu görüyoruz. Anadolu'daki diğer beylikler arasında Osmanlı İmparatorluğu niye sıyrıldı derseniz, çok erken tarihte teşkilatlarını kurmasından. Yani 2. Padişah zamanında artık düzenli orduya geçmeye başlamış. Karamanlılar 10. Beyler zamanında bile hala aşiret kuvvetleriyle savaşıyorlar. 1. Murat zamanında Kosova şehidi 1. Murat'ın 1362-1389 arasındaki hükümdarlığı sırasında ilk defa kapıkulu ocakları kuruluyor. Tabii biz kapıkulu ocaklarını genelde hep Yeniçerilerden ibaret zannediyoruz. Kapıkulu ocakları iki teşkilat. Kapıkulu süvarileri var. Sipahi, silahlar, ulufeciyanı, yemin ulufeciyanı, yesar, gurebayı, yemin gurebayı, yesar denilen altı bölük halkı denilen. Altı bölük halkı denilen. Bir isimle bir şeyler sayayım. Sipahi, evet. Silahlar, ulufeciyanı, yemin ulufeciyanı, yesar, yani sağ ulufeciler, sol ulufeciler. Sağ garipler, sol garipler. Gurebayı, yemin gurebayı, yesar adı verilen. Altı bölük halkı denilen. Padişahın etrafında durdukları yere göre bunlar teşkilat. Evet, şu anda ilk gün Kapıkulu sipahilerinden birisinin resmini verdi. Bunlar tabii daha Kapıkulu sipahileri Osmanlı'nın en elit birlikleridir. En zekiler Kapıkulu sipahilerinin arasına gider. Yeniçeriler daha alttaki bir birliktir. Yayadır. Diğerleri süvaridir. Sayıları tabii Yeniçerilere göre daha azdır Kapıkulu süvarilerinin. Şu anda mesela bir diğer Kapıkulu süvarisini gösteriliyor. Tabii bunların çok giyimleri, kuşamları çok muhteşem. Ne fakat yapıyor bunlar? Bunlar padişahın yanında cepheye gidiyor. Fakat bunların atları vesairesi olduğu için İstanbul'da çoğu ikamet edemiyor. Çevredeki illerde yerleşiyorlar. Bunlar fakat daha sonra Yeniçeriler tarafından yavaş yavaş ortadan kaldırıldıkları için Yeniçeriler ön plana çıkmıştır. Yoksa Kapıkulu dediğimiz gruplar sadece Yeniçerilerden ibaret değil. En önemlileri sipahilerdir. Sipahi, tımarlı sipahi değildir bunlar. Kapıkulu sipahileridir. 1. Murat'tan itibaren bu sistem kuruluyor. Burada devşirme adı verilen bir sistem kuruluyor. Devşirme sistemi Osmanlı'ya mahsus bir sistemdir. Başlangıçta savaşlarda esir alınan, pencik adı verilen her 5 esirden birisini padişahın yanına gönderilmiştir. Fakat belli bir süreden sonra bu yeterli olmamıştır. Bu yeterli olmayınca ne oluyor bu sefer? Yıldırım Beyazıt veya Çelebi Mehmet döneminde devşirme adı verilen bir sisteme gidiliyor. Savaşlarda alınan esirler değil, Hristiyan köylülerden çocukları, bu geçen programda söylemiştik, dikkat çekmişti. Biraz evet, önce. Bir acemi oğlanı gösteriyor. Acemi oğlanı. Neyi bir sada geldi Hatif'ten. İlk gün deminki evet, resme gelebilir miyiz geri? Öncekine. Evet. Burada bir devşirme, Süleyman Name'de Kanuni döneminde devşirme çocuklar toplanılıyor. Bunlar kırmızı elbiseler giydiriliyorlar. Devşirme defterinde baktığımızda yani yaklaşık %70'i, 80'i 15 yaş ve üstü. Yani çok büyük yaşlarda alıyorlar. Çok tuhaf. Şey yapılıyor. Daha önce 15. yüzyılda biraz daha ufak. Daha ufak değil 13, benim 14, okuduklarım. Çok ufak almıyor hocam. Mesela Gülay Yılmaz'ın tezinde şöyle bu, bir... Ben bu Süleymanname'deki o minyatür için çalıştım. Evet. O kadar büyük değillerdi ya. Şimdi yani benim şey yapmıyorlar hocam. Hocam ama o minyatür ise yanlış. Yok şimdi şöyle 15. yüzyıl 17. yüzyıl arasında yaş büyüğü gittikçe. Fakat 15. yüzyılda da çok ufak almıyor. 13-14 yaşlarında alıyor hocam. Yani böyle mesela 6 yaşında 8-10 yaşında böyle çok... Çünkü çocuk bakıcılığı yapması lazım senelerce. Yani yaşı biraz daha büyük alıyor. Tabii buradaki en önemli sistem şu. Çok da güzel bir tabirdir o. Türk'e vermek diye bir tabir var. Devşirme oğlanını başlangıçta alıyor. Bursa'daki Marmara bölgesindeki şehirlerde Türk köylerinin yanına veriyor. Bu iki türlü şey oluyor. Türk köylüler bedava iş gücü buluyorlar. Çeşitli işlerinde o çocukları çalıştırıyorlar. Karşılığında da dil ona öğretiyor. Dil öğretiyorlar. Yani Türkçe evet, belli bir süreden sonra Türkçeyi öğrenmiş, İslami hayat tarzını öğrenmiş bir şekilde geliyor. Fakat tabii burada bu çeşitli köylere dağıtılıyor. Özellikle Türk köylerinin yanına dağıtılıyor.
mesela şeriye seçicilerinde, Bursa şeriye seçicilerinde bunların vefat ettiyse onların kayıtları düşülmüş. Mesela Bursa Balıklı Köyü'nde Hergeleci Hamza bin Abdullah'ın elinde olan İlyas Nam Sarışın, gök gözlü, orta boylu, Bosnaviyül aslı yani Bosnalı oğlan Tavun illetinden vefat etti. Yeniçeri oğlanı diyor. Hmm. Veyahut mesela Bursa Fodranam Köy'de Abdullah oğlu Solak İskender hizmeti için verilen Ahmet oğlan Darüşşifa'da vefat etti. Yani hastaneye kaldırılmış dönemin hastanesine. Bunlar herhalde bir de ustaların yanına da veriliyor. Onlar daha sonraki tarihlerde acemi olanların İstanbul'da kullanıyorlar. Mesela hazır iş gücü. Tabi burada şu var. Devşirildikten sonra yani mesela Süleymani Camii'nin inşaatında en çok amele diye. Tabi çalıştırılıyor. Yani belli bir süre askerliği varmadan önce çeşitli işlerde çalıştırılıyorlar. Dili öğretiliyor, dini öğretiliyor. Belli bir süreden sonra profesyonel askerlik öğretilmeye başlanıyor bunlara. Tabi orada şöyle bir sistem var. En zekileri devlet enderin alıyor. Evet. Ondan sonra kademe kademe asker yapıyor. Orada spor bir onları öğretiyor. En alt tabakasını cebeci, mesela silah tamiri vesaire yapanları koyuyor. Tabi burada ki en önemli kabiliyetine şey... Kabiliyetine göre. Şimdi şeyden bahs- Buradaki önemli şey şu. Osmanlı'nın Avrupa'da üstün olmasının sebebi profesyonel oldu. Fakat o orada aynı zamanda da karşımıza ne olarak çıkıyor? İsyan. Yeniçeri isyanı olarak çıkıyor. İsyan. Ne anlamadım? Yeniçeri isyanı olarak çıkıyor. Ne? İsyan. İsyankar bir grup profesyonel olarak. Ordu. İstanbul'da merkezde duran bir ordu. Savaşların kazanılmasına çok büyük rol oynuyor. Ama Osmanlı zaman tarihinde zaman da Yavuz, Kanuni, Fatih gibi en büyük padişahlara bile isyan etmekten çekinmeyen bir ordu. Çünkü Avrupa'daki merkezlerde yani Viyana'da, Paris'te bu çapta büyük ordular yok o dönemde. Merkezi ordu yok, profesyonel asker yok. Machiavelli de zaten ona dikkat çekiyor. Yani bu, bunun diyor sakıncası da budur diyor. Ama mesela çok da hayranlar. İlk isyan ne zaman çıkıyor? 1446'da ilk Yeniçeri isyanı.